yerel seçimlerde adaylığı kesinleşenler arasında Zeynel Abidin Beyazgül, Kasım Gürpınar ve Mehmet Emin Özaslan var. Bunlardan hangisine oyunuzu vermek istiyorsunuz? Zeynel Abidin Beyazgül'e vermek istiyoruz. Diyorsunuz. Ben DEM Parti'ye vermek istiyorum. Zeynel Abidin'e bir destek vermemiz gerek. Niye? Yarım kalan projelerden dolayı. Hiç kimse bir şey vermiyor. Niye? Ya kimse razı değil ki. Gürpınar'ı tercih ederim. Tabii ki Zeynel Abidin Beyazgül. Yani şu anda Urfa'da yaptığı projeler, göz önünde olan bir projeler. Yıllardır Urfa'da yapılmayan projeler Zeynel Abidin Beyazgül yaptı. Neden derseniz şu anda bak daha önce bizim yaşlılarımız ve gençlerimiz oturacak bir yerleri yoktu. Şu anda mesela karşımızda duran bir kafe yapmış. Ondan sonra Kızılay projesi. Yani yollar, dev teşli bir Urfa'nın yaran kanıydı. Kimse orada araba bile geçemiyordu. İnsanlar geçemiyordu. O yolları açtı. Yeni çevre yolları yaptı. Yaklaşık şu anda Urfa'da en büyük sorun olan konut. Şu anda 25 bin konut projesine, kuzey projesi var. Konut yapıyor. Ondan sonra daha nasıl söyleyeyim? Urfa'da yani başkanlığı yapacak tek adam Zeynel Abidin Beyazgül'dür. Zeynel Başkan karşısında Recep Tayyip Erdoğan'a çıksa yine Zeynel Bey'e vereceğiz. Boykot eder, onların hiçbirisine vermem. Kesinlikle. Niye? Çünkü Urfa'nın hali ortada. Geçen sene sel geldi. Hangi bir aday bulurlar? Biz biraz da şey olarak düşünüyoruz. Ha, bu memlekette kim faydalı olabilecek zihniyete bakıyoruz. Bunun için DEM Partisi'ni veririz. Yani Kasım Gürpınar Urfa'ya uzun süreler hizmet etmiş bir insan. Milletvekilliği yapmış bir insan. Bulunduğu aşiretin ileri gelene, iş bitiren, iş gören, daha icraçı olacağını tahmin ediyorum. Peki Şanlıurfa? Evet. Çünkü bugün 3 dönemdir AKP'nin elinde. Urfa'da hiçbir ilerleme olmadı. Fırat suyu yanı başımızda. Evlere su faturası 250-300 liradan aşağı gelmiyor. 2 kişilik bir eve. Onun için yani burada hiçbir çözüm getirilmedi. Ben Kasım Bey'in bu konularda Urfa'ya hizmet edeceğine inanıyorum. Şayet kazandıysa, zaten kazanır da kesin de bu insan kazandığı zaman kalan projelerin bitirmesini istiyoruz. Kasım Bey 4 dönüm milletvekilliği yaptı, doğru mu? Urfa'ya ne gibi bir faydası oldu? Hiçbir faydası olmadı. Demek ki boştur. Her şey menfaattir. Siyaset demek menfaat demektir. Yani siz oyunuzu Zeynel Abidin Beyazgül'den... Ben tabii ben AK Parti'ye veriyorum yani. AK Parti Zeynel Abidin'i uygun görürse tabii ki Zeynel Abidin'e vermemiz gerekir. Başkanı için, Allah için, rıza için, baba mahallede kimse ne gelen soru var, ne şeyden var. Yani kime vereceğiz bu devirde? Ya ben hiçbir tanesi görmüyorum abi. Ben çünkü vatandaş olarak ben kimse görmüyorum. Çünkü bir dedemizi derman kimse etmiyor. Gel bir sorayım, aç mısın, susun musun, ne iz var, ne iz yok, kimse bir şey dedi mi? Ne sorun var, ne yedi var. Yani kimse güvenemiyor misin bu devirde? Kime bindikse kahta üstümüze bindin, kime bindikse üstümüze bindin. Bir şey yani Allah milleti yardımcısı olsun. Başka bir şey değil mi? Allah... Hemşerimizdir, güzel bir insandır, Urfalıdır. Çok projeler yaptı. Abidiye kavuşağı budur. Yıkılan belediyenin önündeyiz, eski belediye binasının önündeyiz. Bak millet oturuyor, güneşleniyor, çay bahçesi, Kızılay çay bahçesi. Akabe, Toki, Mesire alanı. Bunlar hep bir kentinin projeleridir yani. Hemşerimizdir, güzel bir insandır. Biz kendisinden yanayız. Biz Kaya ailesi olarak 3000 tane oyumuz var. Zeynel Abidin'e biz vereceğiz. Hemşerimizdir.